Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu Özgür Demirtaş'ın videosunu birkaç kişi bana attı. Yani bunu izle, ilmin artsın. Bunu izle, ekonomi bilgin gelişsin dercesine. Özgür Bey'in hitabet sanatı çok güzel, çok güzel anlatıyor. Ben de izledim. Başım göğe erdi. Çünkü eğer %10 bir getirim varsa 70 yılda alım gücüm 2'ye çıkıyor. Bunu öğrendim. Bu gidişle alım gücümün 5'e çıkması için 350 yıl geçmesi lazım. Bu bilgiyle şak şak herkes bir iltifat, bir beğeni, bir paylaşım yapıyor. Yani bu bilgiden ne çıkarıyorlar? Zaten kendisi ne çıkardığını anlatmıyor. Ben şunu çıkardım. Yani paranızı faize koyarsanız alım gücünüz artmaz. Sadece paranızın belki de azıcık olsa değerini korursunuz. Ya da dolar aldığınız zaman, kendisine buradan da sordum. Dolar 20 yılda ne kadar artmış? Enflasyon ne kadar artmış? Parasını milyarlarca dolara, yani biz zaten bankalarda 210 milyara çıktı belki, son rakamları bilmiyorum. En son 206 idi. 206 milyar dolar TL'sini dolarda tutan Türk yatırımcısı buradan alım gücü artıyor mu? Buna değinmiyor. Ya da yastık altında belki 5 kat daha fazla var. Alım gücü artıyor mu? Ona değinmiyor. Geliyorlar bir hesap makinesi kullanmayı bilmeyenlere hesap makinesi nasıl kullanılır onu anlatıyor. Şak şak. Yani bu bilgiyi öğrenince bizim başımız göğe ermedi. Zengin olamadık. Nasıl zengin olacağımızı da anlatmadın. Yani Hindistan'daki kas sistemi biliyorsunuz. Kas sistemi aralarında geçiş yok. Zenginler hep zengin, yöneticiler, askerler, çiftçiler, değersiz insanlar böyle devam ediyor. Bu bilgiden de buraya varıyoruz. Biz paramızı yani nasıl arttıracağız, nasıl zengin olacağız anlatılmıyor. Senin diyor sadece diyor paranın alım gücü enflasyonun üstünde bir şey getirmezse alım gücün artmaz. İyi de sen bize öğrettin mi? Paramızın alım gücünü nasıl arttıracağımız yok. Ne dedin? Sizin işiniz yaş, ancak mezarda zengin olursunuz. Ya bana bu karamsarlığı aşılayan birine ne bu kadar şak yapacağım yani. Madem öyle, videoda insanlara şunu anlat, nasıl zengin olacaklar. Finansal okuryazarlık demek, umudunu kaybetmek mi demektir? Yani bu kitabi bilgilere, bunlara kitabi bilgi diyorum ben. Göre olsaydı asgari ücretliler hepsinin açlıktan ölmesi lazımdı. Ama asgari ücretliler ev sahibi oluyor, araba sahibi oluyor. Çoğu 5.000 lira, 10.000 lira maaş alansa ne hikmetse borç altında eziliyor. Hatta bazıları intihar ediyor. Niye? İşte bu kitabi bilgiler insanlara zengin olmayı öğretmiyor. O kazanılan 3-5 bin lira da tabi yaşam standartları gereği fazla harcamak zorunda kalıyor ve yetmiyor. Yetmediği için de ömür boyu bir ev sahibi olamıyor. Bir araba sahibi olmak için 5-10 yıl borçlu kalıyor. Bir ev sahibi olmak için 50 yıl borçlu kalması lazım. Ne oldu? Kitabi bilgiler ne işe yaradı? Hiçbir şeye. Hiçbir şeyime yaramayan bir bilgi için ben ne şakşakçılık yapacağım ya. Onun için arkadaşlar, finansal okuryazar demek hayattan soğumak demek değildir. Finansal okuryazar olmak, zengin baba, fakir babada anlattığı gibi paradan para kazanmasını bilmektir. Babil'in en zengin adamında anlatıldığı gibi paranın senin için çalışmasını sağlamanı öğretmekle oluyor. Finansal okuryazar olmak hesap makinesini kullanmayı bilmek değil, hesap makinesi para sayma makinesini almasını bilmek demektir. Bir zahmet yani malumat bilgileri öğrenip bize oradan cakka satacağına bir zahmet bize bu para sayma makinesini nasıl alacağız? Bu 3 kuruşluk maaşsa ev, araba sahibi nasıl olacağız? Onu anlatsın. Biz zaten alım gücümüzün olmadığını biliyoruz. Hesap makinesini kullanmamıza gerek yok çünkü hesaplayacak paramız yok. Hesap makinesini kullanıp ne yapacağız? 70 yılda alım gücüm 2 katına çıkıyor. Çıkmasın, o da olmasın, daha iyi. Yani bilemiyorum. Sürekli bir şeyler anlatıyor hoca. Ama ben toplumun acil para kazanması lazım. İnsanların ekonomik alım gücünün artması için neler yapılması lazım? İnsanlar zor durumda. Birileri borsada para basıyor. Bire 300-500 kazanıyor bir ayda, iki ayda. Onu anlatsın. Ya da başka yerde başka zengin olma yolları varsa onu anlatsın. Bana matematiğim zaten iyi değil. Yüzdelik hesapları bile bilmiyorum. Bana üniversiteye kadar 50 defa gördüğüm dersi, 4 işlemi, çarpmayı bilmeyi anlatmasın. İstemeyeyim. Anlatacaksan, bizi aydınlatacaksan, köşeye nasıl döneceğiz bunu anlatsın. O zaman şak şak yaparım. Ben kadar alkışlarım. Sabaha kadar alkışlarım. Yok, onu yapmıyor. Siz alım gücünüz ancak mezarda artar. Psikolojimizi bozuyor. Buna şak şak yapamıyorum. Özgür Bey, kusura bakma. Biraz kabayım. Umarım mesajım anlaşılmıştır. Aydın kişiler toplumu karamsarlığa sürükleyen kişiler değildir. Toplumu refahını arttırmaya yönelik bilgi veren kişilerdir. Ben böyle düşünüyorum. Bir saygısızlıkla yaptığımı düşünmüyorum. Değerli izleyiciler, izlediğiniz için sağ olun, var olun.